Paris nedir'den başlayarak bir gidelim. Şimdi az önce şöyle bir varisi olan kişiler var mı diye söyledim. Var mı? Kaç kişide varis var? Bir görünen varisler var tabii ki. Belki de onları görüyorsunuz. Bir de görünmeyenler var. Aslında görünmeyenler çok daha fazla kişide olabilir. Siz bunun farkındasınız zannediyorum. Şimdi varis toplar damarlarımızın bir hastalığıdır. Toplar damarı atar damarla karıştırmamak lazım. Atar damarlarımız vücudumuza kan gönderen temiz kanı dağıtıcı damarlardır. Toplar damarlarsa vücudun kullandığı kirli kanı toplayarak kalbe taşıyan taşıyıcı kanallar oluyor. Yukarıya doğru, yukarıya doğru gidiyorlar. Aslında bu çok önemli bir şey çünkü bu kadar çok varis hastalığının olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Düşünün atar damar kalp akışıyla kanı taşıyor ama tekrar geriye kalbe doğru yer çekimine karşı bir çalışmak söz konusu toplar damarlar için. Şimdi bu husus çok önemli. Hangi durumlarda varisle karşılaşıyoruzun sebeplerinden bir tanesi. Varis dediğimizde vücudumuzdaki bu toplar damarların kıvrıntılı hale gelmesi, genişlemesi ve adeta bir tümör hücresi. Ben tümör hücresine benzetiyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi iyi huylu tümör tabii ki. İyi huylu tümörler de vücudumuzdaki sağlıklı hücrelerden çıkarlar. Büyürler, genişlerler oldukları yerde. Aynı varislerde bu şekildedir. Hatta bazen bize bunlar kitle görünümlü gelirler. Tümör görüntüsü gibi tümör de olanı var. Tümör görüntüsüyle gelirler. Tabii. Onun için de hani biz tedavi ettiğimizde bunları aldığımızda ya da iptal ettiğimizde çoğu zaman sorarlar. Neden iptal ediyoruz? Vücuda zarar verir mi? Hayır, bir tümörü almak ne kadar gerekli ve faydalıysa varis için de aynı şey geçerli. Şimdi bu toplar damarlarımızda kan aşağıdan yukarı giderken kapakçıklar vardır. Geriye doğru düşmesi engellensin diye. Bakın bir maketle göstereyim hemen. Biraz böyle bol maketli geldi. Çok güzel oldu hocam. İyi bir şekilde izah edebilmek için. Bakın bu bir kesittir, damarın kesiti. Hı hı. Kan buradan akar. Aşağıdan yukarıya doğru kalbe doğru gider. Evet. Kalbe doğru giderken geriye kanın düşmesini engelleyen kapakçıklar vardır. Bu şekilde. Hocam şunu kameralara tutalım, çok da güzel. Yani şunlar bizim damarımızın içinde böyle kapakçıklar var. Ve kan yukarı gidince aşağıya inmemesini sağlıyor. İnmiyor. Check valve sistemi diyoruz buna. İşte toplar damar yetersizliği, işte hanımefendi dedi ya bende iç varis var. Toplar damar yetersizliği dediğimizde, venöz yetersizliği dediğimizde, bakın ven demek atar damarın atar damar olmayan. Artık bunu öğrenmek lazım. Şimdi toplar damara biz ven diyoruz. Evet. O kadar çok bilgi var ki internette bunu da iyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. Evet. Toplar damar yetersiz olduğunda yani bu kapakçıklarda bir bozulma, damarda genişleme meydana geldiğinde biz buna toplar damar yetersizliği, venöz yetersizlik diyoruz. Yani kan yukarı giderken aşağıya geriye da doğru sızıyor. Yani reflü yapıyor. İşte bu. Şunlardan var damarımızda ve bu kapanıyor. Açık kalırsa ve aşağı inerse toplar damar yetersizliği. Böylece ne oluyor? Büyük damarlardaki bu kapakçık yetersizliği dışarıya doğru sirayet ediyor. Yayılıyor ve o gördüğümüz varisli damarlara sebep oluyor. İşte o zaman biz o görüntüye varis diyoruz. Görüntüye varis diyoruz. O sebeple biz görüntüyle gelen hastaları muayene ederiz, ultrasonla derin damarlarını kontrol ederiz, ondan sonra tedavi seçeneğine karar veririz. Kısaca varis dediğimizde anladığımız şey varis budur. Bu. Peki varis kimlerde görülür? Ayakta uzun süre çalışan kişiler. Bir. Mesela? Cerrahlar, spikerler, dönerciler, hemşireler, şefler... Bir de bu şefler çok fazla kalorili yemeğe sebep oluyorlarsa diğer kişilerde de varise sebep olabilirler. Ama hocam yani pek çok böyle ev hanımında oturan insanda da görüyorum. Tabii, ben varisi. Kesinlikle. Biz varisimiz olduğunu nasıl anlarız? Mesela şu anda bizi seyreden izleyicilerimiz, hemen hanımlar, onu da beyler. Söyleyelim. Sadece bu kıvrıntılı damarları görmek yeterli olmuyor. Bu derindeki toplar damar yetersizliğinin sebep olduğu bazı sonuçlar var. Bunlar da nedir? İşte hastalıkları bize işaret eden bulgular ya da işaretler, semptomlar diyoruz biz bunlara. Mesela ağrı. Akşama doğru giderek bacaklarımız ağrıyor. Uzun süre ayakta kaldığımızda bacaklarımıza şişlik oluyor. Gece yatıyoruz yatağa, bacağımızda huzursuzluk, kramplar, bacağımızda yanmalar oluyor, kaşıntılar oluyor. Bakın bunların hepsi
varisin işareti olabilir. Yani sadece bir kaşıntı da olsa yine olabilir. Aynı şeye sebep olabilir. Yanma da olsa. Yanma da aynı şey olabilir. Yani bütün bu saydıklarınızdan yanma, kaşıntı, ağrı bunların hepsinden bir tanesini bile görüyorsak size hemen gelmemiz gerekiyor. Hemen kalp damar cerrahına gidiyoruz. Kalp damar cerrahı bir kontrol ediyor. Çünkü bu söylediğimiz durumlara pek çok hastalıklar da sebep olabilir. Bir ayırıcı tanı yapmak lazım. Tabii. Şu konuyu hemen bir tekrar dönüş tabii yapacağım ki. Nergis Hanım. Tabii sadece ki. Ayakta durmak ya da sadece oturarak çalışmak değil. Buradaki mesele şudur. Bacağımızda dedik ya kan aşağıdan yukarıya yer çekimine göre ters yönde çalışıyor. Evet. Bunda kanın yukarı gitmesini sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi bacak kaslarının çalışmasıdır. Şimdi ben her böyle bilgilendirici programa gittiğimde onu da gösteriyorum. Yani şu egzersiz mesela. Şu egzersiz. Ha, biz bunu yaparsak böyle ayakta çalışan insanlar mutfakta ve hocam bir daha gösterirseniz yakın plan alalım. Faydalanmak açısından de yani daha var ama önlemek açısından şöyle göstereyim. Ha, ben topuklu da bile yaptım. Evet yandan duvara, gösterelim. Tutunabiliriz. Önemli olan baldır kaslarının, kalf dediğimiz baldır kaslarının çalışmasıdır şu şekilde. O zaman duvara tutunalım. Tutunarak. Ki dengemizi bozmadan. Kesinlikle şu şekilde bu hareketi. Gün içerisinde belirli aralıklarla yapabiliriz. Kaç kere mesela yapabiliriz? Mesela biraz o bacak kaslarının çalıştığını ve hafifçe yandığını hissedene kadar diyelim. Çok güzel. Ondan sonra dinlenip tekrarlayabiliriz. Şimdi spor yapmayan, obez, hamilelik geçirmiş kişiler, bakın sadece hanımlar değil, varis beylerin de hastalığıdır. İşin ilginç tarafı şu, neden acaba daha çok kadınlarda varisler görünüyor deriz? Çünkü beyler gelmiyorlar. Beyler gelmiyorlar. Beyler en son aşamada geliyorlar. Beyler önemsemiyorlar, önemsemiyorlar. Sanırım. Hanımlar etek hanımlar giydik. Estetik kaygı daha fazla olduğu için maalesef erkekler son aşamalarda yara olduğunda şimdi varis dediğimizde bunu hemen söylemek isterim. Sadece bir kılcal varisler, mavimsi damarlar değil. Bu bir sağlık problemidir. Bu sadece estetik problemi değil. Hanımlar şanslı olarak estetiğe ve güzelliğe doğal bir eğilimleri olduğu için daha önce başvuruyorlar. Fakat bunun anlamı şudur. Oluşacak bir hastalığı önleme imkanına sahip oluyorlar. Çok o sebeple de biz yaraları, bacakta pıhtılaşmaları, bacakta cilt kabartıları, aynen cilt renginin koyulaşmasını ve bacağın kalınlaşması erkeklerde daha fazla görüyoruz. Bacak yarası yapabiliyor. Varis hastalığı ileri aşamalarda bunu erkeklerde daha fazla görüyoruz. Tedavilerine geçelim mi hocam? Geçelim. Çok güzel anlattınız çünkü tedavisine geçersek. Şimdi biz eskiden varis için sadece ameliyat yapıyorduk. Evet. Ya da belki bir kısım hastamızın da evinde vardır. Varis çorabı verirdik, ilaç verirdik. Evet. Aslında tek seçeneğimiz o gibiydi yıllarca. Fakat artık çok seçenek var. Ve bunların bir kısmına anestezi gerekmeden sadece muayenehane koşullarında da yapabiliyoruz. Bunlara çok biz güzel. Artık ameliyatsız tedaviler diyoruz. Cerrahi hiçbir zaman yok saymıyoruz. Ben de kalp damar cerrahıyım. Şimdi ameliyat yapmıyoruz demek de doğru değil. Ama yaptığımız ameliyatları bile mikro deliklerden diyelim, mikro cerrahi şeklinde yapıyoruz. Artık onlarda bile dikiş ihtiyacı olmuyor. Ne güzel. Ameliyatsız tedavilere gelecek olursak burada ben bir maket getirdim. Evet. Bu ameliyatsız tedaviler için bir örnektir. Şimdi şunu iyi anlamamız lazım. Az önce söyledim variste bu damarlar işlevini yitiriyor ve artık ya cerrahiyle vücut dışına alınacak ya da şöyle kaldırıp tutacak. Biraz ağır ama. Olsun. Ya da olduğu yerde bu damarı iptal etmemiz gerekiyor. Şimdi bu ameliyatsız tedavilerde artık olduğu yerde iptal ediyoruz. Şöyle bakın buradan bir diz üzerinden küçük bir delikten iğne ile giriyoruz ve içinden bu kateter dediğimiz teli gönderiyoruz. Evet. Ve damarı yakıyoruz, kurutuyoruz, yapıştırıyoruz. Bakın bunların hepsi farklı şeyler ve işlem aynı. Damarın durumuna göre yapıyoruz. Damarın galiba. Durumuna, hastanın durumuna göre bunu biz belirliyoruz hangi seçenekle yapalım diye. Buradaki önemli olan mantık. Bu damarın bir yöntemle iptal edilmesidir. Lazerle yaptığımızda bunu lazer tedavisi oluyor, evla oluyor. Radyo frekansla yaptığımızda EVRF oluyor, radyo frekans tedavisi. Yapıştırma yöntemiyle yaptığımızda zam tedavisi oluyor. Köpükle yaptığımızda çok şey var çok, hocam. Artık çok seçeneğimiz var. Evet.
Çok seçeneğimiz var. Yorumla o zaman beyler de lütfen şey yapmasınlar yani bunu evet. ertelemesinler, kesinlikle, ihmal kesinlikle. Etmesinler. Çünkü gerçekten artık çok acılı falan değil. O da çok şimdi iyi. Şimdi bu tedaviler neden ortaya çıktı? Artık ameliyat gibi hastaneye yatalım, birkaç gün kalalım, işimizden rapor alalım, sosyal hayatımızı erteleyelim. Böyle bir ihtiyacımız artık yok. Bu tedavilerin zaten ortaya çıkması ve yaygınlaşmasının sebebi bu. Sosyal hayatımızdan uzak kalmayalım, işimizden uzak kalmayalım diye. Cerrahi işlem yapılmadığı için, genel anestezi uygulanmadığı için sadece o iğne bölgesine uygulanır. Evet. Çoğunda bu yöntemlere biz artık bunları ameliyatsız tedaviler diye klasifiye ediyoruz. Ameliyatsız tedaviler diye gruplandırıyoruz. Onun için tedavinin aşamalarında ağrısızı, yatmak, dinlenmek böyle bir şey yok. Hasta tedavi oluyor, işine dönüyor. Mesela bir yöntemimiz var, yapıştırma. Avrupa'da, Amerika'da öğlen arası tedavileri ismini alır. Iyi. Yani hasta yemek arasında geliyor, tedavisini olup işine dönüyor. Çok iyi. Peki hocam tedavi olmazsa neler olur? Yani bunu da yine özellikle hani söyleyelim kesinlikle ki. Kesinlikle önemli bir konu. Önem versinler. Şimdi tedavi olmazsak az önce bahsettiğimiz işte o beylerde özellikle çok gördüğümüz varis yaraları, varislerin yaygınlaşması, o genişlemiş damarların içerisinde kan akımı yavaşladığı için pıhtılaşmalar. Allah korusun bu pıhtıların vücudun başka bölgesine atması. Aman Allah korusun çok ciddi boyutları var. Yani varis onun için ciddi bir hastalıktır diyoruz. Yani çok ağızda konuşulunca sanki varisim var, evde gideceğim gitmiyor. Halbuki böyle değil. Bunu maalesef yıllarca biz doktorlar da çok belki de hafife aldık. Hastalar da hafife aldı. Fakat artık bu kadar çeşitli tedavi seçeneklerinin olduğu bir ortamda tedaviden kaçmak çok mantıklı değil. Bir de o hastaları gördüğümüzde yani tedavi olmamış ve ciddi sıkıntılar yaşayan, tedavisi artık komplike hale gelmiş ve bizi çok zorlayan o hastaları gördüğünde kişiler muhakkak ki bir an önce tedaviye gelmeyi isteyeceklerdir. Peki hocam tekrarlama olasılığı nedir bu tedaviden sonra? Onu da biraz şimdi konuşalım. Bu konu da bize hep sorulan durumlardan bir tanesidir. İşte efendim komşum ameliyat oldu bir daha çıktı. Şu kişi şu tedavi oldu bir daha çıktı. Evet böyle şeyler. Şimdi bu toplar damarlar Nergis Hanım kolay bir şekilde hani halk tabiriyle üreyebilir öyle söyleyeyim. Çünkü biz ameliyat yaptığımız zaman damarı çıkardık. Küçücük görünmeyecek kadar küçük bir damar kaldığında o damardan yeniden kocaman bir varisle hasta gelebiliyor. Bu tedavi yöntemlerinde ameliyatsız tedavi yöntemlerinde de tekrarlama ihtimali var ama çok düşüktür. Tekrarlamayı güzel. Önlemek için de bazı önleyici tedbirler var. İşte egzersiz. Az önce onu söyleyecektim. Varis sadece ayakta duran kişilerde değil. Aile yatkınlığı çok önemli. Kilo çok önemli. Bakın. Variste çok dikkat edilmeyen şeylerden bir tanesi onu söyleyeyim. Belki çoğu kişi şaşıracak. Kabızlık çok önemli bir varis sebebidir. Bugün doktorumuz Ayça Kaya ile kabızlık kısmını da konuşacağız. İşin. Çok güzel, bakın denk demek düşmüş. Ki denk düşmüş kabızlık varise de evet, demek ben şimdi şey önleyici bir şey getirdim. Belki şeyden sonra dağıtırız hastalarımıza. Öyle mi? Çok güzel. Hasta demeyelim. Şimdi biz her gelen kişiye hasta diyoruz ama konuklarımıza diyelim. Evet.